seçime gidilen süreçte bu ittifak anlayışını değiştirebilir misiniz? Yani özellikle büyük şehirlerde mesela İstanbul, Ankara. Şimdi birincisi Ekrem İmamoğlu ile ilişki kısmı şu. Sağlıklı bir iletişimimiz var. Ben Ekrem Bey ile tabii şöyle bir iletişimimiz esas şöyle gelişti. Seçildiği ilçe belediye başkanı ikenden tanışırım. Adaylığına memnun olduk. Sonra o sabah 4'e karşı Engin Altay'ın bir telefonu. Özgür, İstanbul'da fark 20 bin falan bize göre ama sayımı durdurdular. Şeyi durdurdular. Sonuç açıklamayı durdurdular. Sandıklar tehlikede, ne yapalım falan konuştuk. Engin abi, ben İstanbul'a gideyim. 6 uçağıyla gittik. Bütün milletvekillerini çağırdık. 19 gün yanılmıyorsam sandık nöbeti tuttuk. Torbaların üstünde yattık. 3 grubaydık. Ben ikinci bölge sorumlusuydum. Mazbata iptal oldu. Mazbata'dan sonra önce aldık, iptal oldu. Bu sefer de seçime kadar orada çalıştık. O dönemde bir emeğimiz var karşılıklı Ekrem Bey'le birlikte. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partiler devamlı Ekrem Bey'e, İBB'ye saldırıyorlar. Ben Ekrem Bey'den, sadece ondan değil, mesela İSKİ Genel Müdüründen, Genel Sekreterden, Yardımcı'na anlık cevaplar verip yetiştiriyorum falan. Ekrem Bey de o konuda böyle, yani kendisi yanıtlayabildiği kadar hızlı yanıtlıyor, bilgi veriyor. Sağlıklı bir iletişimimiz vardı. Ve gitgide bu yakın bir dostluğa dönüştü. Cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olduğunda o iki sağdan ve soldan takviyelerle Sayın Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanı adaylığında yardımcılık sürecinde de birlikte çok çalıştık. İkimiz de çok miting yaptık. Birlikte gittik, ayrı ayrı gittik falan. Ve gayet böyle ben Ekrem Bey'i zaten böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok önemli bir ivme katan bir siyasi aktör olarak hep görürüm. Seçimlerden sonra da herkesle olduğu gibi Ekrem Bey'le de bir iletişimimiz vardı. O değişim konusunda ilk konuşanlardan bir tanesiydi. Biz de öyleydik. Zaman zaman sohbet ettik, fikir alışverişi yaptık. Güvene dayalı bir ilişkimiz var. Ben Ekrem Bey'in hani namusunu, çalışkanlığını, parti açısından önemli. Yani İstanbul gibi bir metropolü kazandı, iki kere kazandı, üçüncüye kazanacak. Son derece önemsiyorum. Onun dışında yok Özgür Öze, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben size şunu anlatayım. Çok özet, hani Ekrem Bey mi bırakacak falan. Siz çok net hatırlayacaksınız. 2014 kurultayı Utku Çakır Özel Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi bir haber yaptı. Gençleşme kurultayı. Kemal Kılıçdaroğlu 6 genç ismi PM'ye alacak, MYK'ya alacak falan. Sonra bir gün yine Utku Çakır Özel böyle CNN'de konuk. Ondan sonra genel başkan tek konuk. Utku Çakır Özel soru soruyor sizin gibi. Genç isimler deniyor falan. Mesela bunlardan biri Özgür Özel mi deyince genel başkan evet deyiverdi böyle. Sonra biz o kongrede benim listeye girmem bekleniyor falan. Ve acayip böyle şeyde cezaevi komisyonu, işte Soma komisyonu, koşturmalarımız falan. Böyle genç milletvekili seviliyoruz falan. Acayip bir ilgi var. ATO kongrezyumda yapılıyor. Ertesi gün listeler açıklandı. Ben anahtar listede yokum. Dediler ki işte o zaman Muharrem İnce yüksek bir oy aldı. Onun yüksek oy aldığı illerden 6 genç aldılar sizi falan. Ben dedim bireysel adaylığıma devam ettirebilir miyim? Anahtar listede olmadan ettirmek isterim falan diye. Yok yapamazsa, ya ben yaparım dedim, olur. Girdim, hiçbir anahtarda yokum. Hiçbir anahtarda, anahtarlar havada uçuşuyor. Çok yüksek bir oy aldım. 5. herhalde en yüksek oyla listeyi deldim, girdim. Bana mikrofon tuttular. Listeyi deldiniz. Dedim ki ya ne delmesi? Listede bir delik vardı. Biz oraya yama yaptık. Biz dedik bu kumaştanız, bu partinin kumaşındanız falan. Gürsel Tekin başkanımız genel başkanla bir tebrik telefonu açtı. Cevap güzel falan. Bir de listeyi delmişim falan. Yokum anahtarı. Ertesi gün beni aradı Gürsel Tekin. Özgürcüm dedi, sen girdin. Murat Özçelik liste dışında kaldı. Kamu güvenliği müsteşarıdır. Ondan sonra birinci yedek Aykut Erdoğdu'yla biz delip girmişiz. İstifa et. Dedim ki Gürsel abi, yani yanlış anlamayın. Ama siz 2 gün önce, yani dün, evveli gün delegeye ne diyordunuz? Anahtar listene sadık kal. Anahtar listenizden birini bulun, istifa ettirin dedim. Ben bu delegeden, bu görev için alnımın teriyle, emeğimle
bu delegeden ayrı ayrı oy almış. Şimdi senin anahtara koyduğun 58 kişi dururken beni niye istifa ettiriyoruz dedim ve kaldım orada. Sonra OPM'de Aykut istifa etmişti daha sonra. Genel başkan rica edince Aykut kıramadı. Hatta dedim yanlış oldu falan. Çok uzun şey yaptık. Genel başkanına karşı Aykut Bey'in çok şeyi vardır. Babam gibidir der falan Aykut hep öyle. Genel başkan rica ediyor deyince Gürsel abi istifa etmiş Aykut. Ben o PM'de kaldım. 2015 yerel seçimlerinde ben aday oldum madden manen çok yıprandık diye Trabzon ben Bartın'a birinci sıra kontenjan teklif etti. Bülent Kuşoğlu alkış aldı PM'de. Volkan Canöloğlu Volkan abi kabul etti. Ben dedim ki Volkan abiye çok saygılıyım ama kabul edemem. O PM'deyim delip girdiğim. Ben dedim buradan sandıkta geldim delege oyuyla geldim. Şimdi buradan kendime kontenjan alıp gidemem. O delege parti içi demokrasiye inanan delege. Manisa'dakilerde beni Büyükşehir'e partim layık görmüş. Hepsi 9 ay önce parti beni orada aday yapmış. Ben üyeye emanet edeceğim kendimi dedim. 13 bin oyun %80, 11.650 %86'sını aldım. Tüm zamanların Türkiye rekorunu kırdım. Ondan sonra benim siyasette işte grup başkan. Bulduğum her sandığa giriyorum ben. Önümden kaçırılmayan her sandığa. Hani diyorlar ya ben geçen sefer grup başkanlığı seçiminde adayım. Rakip çıkarsa yarışırım dedim. Grup başkan vekilleri yarışsın diye genel başkana 3 grup başkan vekili gittik, telkin ettik, öneride bulunduk, kabul ettirdik. Dün o konuda da abuk subuk şeyler olmuş. Kabul ettirdik. Sonra genel başkan ne olmuş, bir gün... Dün, ne olmuş? Şimdi ayrı dün denmiş ya seçimleri yaptırmadılar bilmem ne. Ben kendim efendim, grup başkanlığına deniliyor. Adayım. Grup başkanlığı ile ilgili de şöyle deniliyor. Daha önceki dönemlerde hep grup başkanlığı seçimle yapılırdı. Fakat Özgür Bey döneminde yapılmadı. Tamamen bir. Ben partinin ilk grup başkanıyım. Genel başkan olmayan. Genel başkan da ilk genel başkanıdır. Milletvekili olmayan. Grup başkanlığı diye bir şey ilk kez oldu. Bir. Ben grup başkan vekilliğinde ta 2013'te Muharrem İnce ile yarıştığımız ve 7. turda benim çekildiğim Muharrem İnce, Emin Ülker Taran ben 3. için yarışıyorduk. Günden beri evet. O seçimlere girerim. Bazen 100 oyla bazen 86 oyla seçilirim. Bu sefer ben genel grup başkan vekilliğine aday değildim. Grup başkanlığına adaydım. Genel başkanımıza da tüm kademelerde seçim önerdim. Genel başkanımız orada. Söyler basın danışmanına taktiği isterse yalanlar. Genel başkanımız orada. İki şahidim var. Engin Altay, Engin Özkoç ben. Seçim yapın dedik. Lütfen seçim yapın. Olsun dediler. 11 aday çıktı grup başkan vekilliğine. Grup başkanlığına rakip çıkmadı. Hatta ismi geçiyordu. İsmi geçenlere de dedim çıkın yarışalım. Son gün genel başkan aradı. Grup başkan vekilliğinde de seçimi kaldırdı. Dedi ki yeni arkadaşlar diyor ki siz işaret edin. Bütün kademelerde seçimi kaldırdı ve bunu tebliğ edin dedi. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Öneren benim. Ben bu partide önümden kaçırılmayan her sandığa girmiş, oradan da birinci çıkmış birisiyim.